Yeni bir programa başlıyoruz YouTube'da. Adı Açık Kafa. Hep benzer konuların konuşulduğu Türkiye'de ya da dünyada diyelim. Biraz ufkumuzu genişletecek yeni isimlerle, farklı isimlerle uzun uzun sohbet edelim istiyorum. Ve ilk konuğum da sevgili Faruk Eczacıbaşı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Faruk Bey. Faruk Bey diyorum ama aslında biz arkadaşız. Size ayıp olmasın diye sizle bizle konuşuyoruz. Üstelik de hasta önceden hasta. Önceden kararlaştık. Evet yani. Faruk çok teşekkür ederim. Bir yandan hastasın ama hasta hasta. Kitabı da okudum. Taze bir kitap var. Daha yeni başlıyor. Hepinize tavsiye ediyorum okumanızı. Hem bu kitabı konuşacağız hem de biraz bu kitap çerçevesinde Türkiye'deki gelişmeleri, dünyadaki gelişmeleri biraz farklı bir açıdan ele alacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Faruk Bey çok teşekkür ederim. Çok havalı bir ofisiniz var İstanbul manzaralı. hasta bizi kabul ettiniz bugün. Şarkı söyletmeyeceğiz umarım. Evet. Ya yeni kitabınızı ben okudum. Büyük bir heyecanla okudum. Genelde böyle kitapları biz yurt dışında orijinalleri çıkıyor. Ya İngilizce'den okuyoruz ya da çevirilerini okuyoruz. Bugün ne nasıl geldiğimizi ve bundan sonra nereye gittiğimizi müthiş özetlemişsiniz. Detaylara girmişsiniz. İnanılmaz bir kaynakça var. Niye böyle bir kitap yazdınız? İlk oradan başlayalım. Niye yazdım? bu galiba ben yazar değilim. Yani kitap yazmaya çok yakın bir zamana kadar da zaten birkaç sene öncesine kadar hiç niyetim yoktu. Ama bu bir iç dökme arzusuydu. Yani şimdi etrafımıza bakıyorum, o kadar gereksiz konulara ve anlamsız konulara enerji harcandığını düşünüyorum. Önümüzde çok ilginç bir dönem var. Yani biz bu dönemin içine doğmadık. Ama nasıl gelişmeye başladığına şahit olduk. Bunun yorumlanmasını yapmamız lazım bizim. Çünkü artık eskisi gibi yavaş gelişmiyor, hızla gelişiyor. Hayatımızda devamlı yeni kırılımlarla karşılaşıyoruz. Bilmediğimiz konularla karşılaşıyoruz. Ben çalışma hayatına başladığım zaman planlama bölümünde başladım. Aşağı yukarı 3-5 sene sonrasının ne olacağı konusunda bir fikrimiz vardı. Bütün dünyanın vardı. Ama şimdi bakıyorsunuz her gün neredeyse yeni beklenmedik olaylarla karşılaşıyoruz. Bizim kuşağımız, bugünkü yönetici kuşağının buna alışık olduğunu düşünmüyorum ben. Yeni kuşağın farklı bir takım yetkinliklerle bu günümüze hazırlanması gerektiğine inanıyorum. Ve bunu dile getirmeye çalıştım. Evet. Temel amacım buydu. Kitabı Deli Eminler'e ithaf etmişsiniz. Kim Deli Eminler? Vizon Tele'de. Evet. Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı roldü. Evet. O köyün sevilen ama aykırı, gündelik olaylardan kendini soyutlayan, icatçı bir karakteriydi. Beni çok etkilemişti o karakter. Onun için onun gibi insanlara adamak istedim kitabı. Evet. Ben eski köye yeni adet getirenleri günümüzün inovatörleri evet, diyorum. Evet, biraz, tabii, tabii. İnovasyonu böyle anlatıyorum hani bir toplantıya gittiğimizde. Çünkü zor yani nasıl İcat çıkaranlar diyelim. İcat çıkaranlar şeydi. Şimdi ilk olarak şununla başlamak istiyorum. Türkiye'de bir yasa geliyor, yeni bir yasa geliyor. Bütün internetin ya da internet yayınlarının, televizyon yayınlarının ne olacağını da tam bilmiyoruz yani. Yine bir torba yasanın içinde konuşuluyor, tartışılıyor, meclisten geçti ama RTÜK'e bağlanacağı yönünde. Şimdi zaten şu andaki kanun da BTK'ya bağlı durumda internet ve bir denetleme var. Ve bu kanunun çıkması da ilginç. Biraz oradan başlayalım mı? Siz... Sizin dernek olarak bu kanunla ilgili bir vakıf olarak bir öneriniz oluyor. 2007 yılında sanırım. Evet. Ve neydi o öneri? İlk olarak onu konuşalım. Şu anda Türkiye'de nasıl denetleniyor internet? Denetleniyor mu? İnternet denetleniyor. Aslında bütün dünyada internet denetleniyor. Bir takım kategoriler var. O kategorik suçlar çerçevesinde değerlendiriliyor. Ve bu çerçevede her ülkenin de kendine özgü bir takım değerleri var, yani kategorileri var. Mesela Almanlar herhangi bir şekilde Nazi propagandasına izin vermiyorlar kendi ülkelerinde. Aynı şey bizde de örneğin Atatürk'ü herhangi bir şekilde hakaret eden bir YouTube'da bir klip yayınlanamaz. Evet. Bunlar her ülkenin kendine özgü bir takım kuralları var. Tabii bunlar bizim bildiklerimiz. Evet. Yani ben ondan bahsetmek istiyorum.
Şimdi iki şeyi birbirinden ayırmamız lazım galiba. Bir denetlenmesi gereken konular var. Bir de nasıl denetlendiği konusu var. Ben yani her ülkede var ise bizim de bildiğimiz, bizim anladığımız dilde, tüketicinin anladığı dilde denetlenmesin, kanunla ortaya konulmuş kurallar varsa ben bunların gerekirse olsun diyorum. Yani buna söyleyecek bir şeyimiz yok. Her ülkenin kendine göre verdiği kararlar çerçevesinde oluyor. Nasıl denetlendiği konusunda ama büyük eleştirilerim var. Evet. Yani bundan bir süre önce bilmem hatırlıyor musunuz bir YouTube yasağı var. Neredeyse 2,5 sene sürdü. Şimdi yine Atatürk hakkında yayınlanan bir klip yüzünden bütün Türkiye'deki YouTube yani. Yasaklandı. Şimdi ben de tesadüfen tam yasaklandığı dönemde yurt dışındaydım. Ve Allah Allah neden yasaklandı diye bir aramaya kalkıştım. Atatürk kelimesi üzerinden ne varsa aradım. Ve o kadar güzel, özellikle Atatürk'ün eğitim hakkında söyledikleri, yani ileriye yönelik eğitim sistemleri hakkında söyledikleri veyahut bambaşka konuda o kadar güzel şeyler vardı ki bunların hepsi birdenbire üzerine set çekildi, kapandı. Türk kullanıcısına ulaştırılmadı. Şimdi buna benzer bir sorun yaşıyoruz biz. Aynı şekilde Wikipedia'da. Wikipedia'nın bir takım konular yüzünden önüne set çekilmesi gerekiyor. Yani bir takım kısıtlamalar getirilmesi normal olabilir, vardır. Ben Wikipedia'yı çok kullanan bir insanım. Wikipedia, ya herhangi bilmediğim insan, bugün artık bilgi kendini katlıyor. Ben her şeyi kendi kafamda tutabilecek bir insan değilim. Google'a giriyorum, Wikipedia'ya giriyorum. Eğer ben böyleysem, çocuklar çok daha farklıdır bu konuda. Çok daha öteye, çok daha fazla bilgiyi araştırma evet. ihtiyaçlarını hissediyorlar. Şimdi Türk tüketicisi, Türk gençleri bunu kullanamıyor. Ama yurt dışındakiler kullanabiliyor. Şimdi ben kendimi yurt dışında da eğer itirazım olan konular varsa ben kendimi yurt dışında da savunabilmek isterim. Evet. Ben bunun önünü kesildiğini düşünüyorum. Ve bunu hiç doğru bulmuyorum. Evet. Bunun önüne bırakın akademik olarak bilgi almanın önünün kesildiğini ama karşılıklı bilgi alışverişi ve karşılıklı fikir alışverişi konusundan biz kendimizi kısıtlıyoruz. Ben bunu hiç doğru buluyorum. Yani siz diyorsunuz ki bir denetim olmalı. Her ülkede var. Bizde de bir denetim var. Hatta buna kısaca 5651 diyoruz. Evet. Çünkü adı biraz uzun şu andaki şeyin. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun. Bu da 2007 yılında çıkmış bir kanun. O zaman deve olarak çıkarılmaya çalışılıyordu bu kanun. Sonunda deve kuşu olarak çıktı. Evet. Bambaşka bir şey oldu. Evet. Ve bu kanunla da birçok karar alınıyor, uygulanıyor. Evet. Ve kitabınızda da diyorsunuz ki bu diyorsunuz biraz tankla sivrisinek vurmaya benziyor. Yani. Eğer bazen siz bir iki tane klip yüzünden bütün bir siteyi, milyonlarca bilginin aktığı bir siteyi tamamen kapatırsanız bir iki klip yüzünden buna ben başka türlü bir açıklama bulamıyorum. Evet. Yine kitabınızda ilginç bir şey daha söylüyorsunuz. Bu YouTube'u kapandığında biz de anlatmaya çalışıyorduk. Yahu YouTube dediğiniz sadece hakaretlerin olduğu ya da siyasi şeylerin olduğu değil. İnsanlar ders çalışıyor, makyaj yapıyor, bilmem prospektüs okuyor. İlaçların prospektüsü. Yani ilaçları hakkında bilgiler alıp veriyor. Tabii. Evet, büyük bir evrenden bahsediyoruz. Ve siz evet. bunu kapattığınız zaman Türkler bundan yararlanamıyor ama Alman, İtalyan, diğer insanlar evet. gayet şey yani bu veya, yarışta da biraz geri düşüyor. Veya birinin olduk olmadık saçmalıklarla bir takım bilgileri Wikipedia'da çünkü aslında bilgiler yayınlanabilir. Yani eğer karşı bir itiraz yoksa her türlü bilgi yayınlanabiliyor. Bunun editörleri var kendince.
Ama herkes her şeyi her dakika denetlemiyor. Ancak itiraz geldiği zaman denetleniyor. Evet. Ben de merak ediyorum yani bu kanun ne olacak? Çünkü şu anda kanunlar var. Yani internette birisi size hakaret ettiği zaman mahkemeye gidip bir kanun uyguluyorsunuz. Bunu uygulamak için BTK denilen bir kurum var. Şimdi bir de RTÜK geliyor. Yani bilemiyorum. Ya o konuları hakikaten bilemiyorum evet. Ben. Yalnız şunu biliyorum. Bakın biz şimdi internet ve ondan sonrası sosyal medya diyelim. Yalnız sosyal medya değil, daha bir sürü yeni unsur var ki bizim bilmediğimiz, tanımadığımız, alışık olmadığımız yeni öğeler içinde barındırıyor. Evet. Bunların birçoğu da bizim alıştığımız kontrol mekanizmalarının dışındaki öğeler. Biz bunları nasıl kontrol edeceğimizi bilmiyoruz. İşte asıl benim yandım Allah diye yazıya geçirmeye çalıştığım konu bu. Yani bunlara kapsayıcı bir şekilde, anlaşılır kalıcı bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde yeni modellerle, yeni sistemlerle çözmemiz gerektiğine inanıyorum. Başkasından ilahi ithal etmek mecburiyetinde değiliz. Kendimiz de aramalıyız bunu. Her ülkenin kendine özgü sorunları var. Her ülkenin kendine özgü farklılıkları var. Evet. Bizden çok fazla ileri değil hiçbir ülke. Yani en fazla 3 yıl daha fazla deneyimli bazı konularda. Biz de aynı şekilde biz o araştırmaları yapabilmeliyiz diye düşünüyorum. Siz buna 4. endüstri devrimi mi diyorsunuz? Ya da bu mu deniliyor şu anda içinde olduğumuz nokta? Ya da onun bitmesi? Endüstri devrimi, 4. endüstri devrimi Almanya'da çıkmış, evet, bir terim. Almanca'dan çıkmış bir terim. Bu Davos'u yöneticilerinden Klaus Schwab'ın özellikle üzerinde durduğu bir konu. Evet. Yani o sanayi üretiminin bir devamı olarak kabul ediyor. Yani internet sonrası ve yeni teknolojilerin devreye girmesini. Ben doğrusu yeni bir aşama olarak kabul ediyorum. Yani karşılaştırmak pek düşünmüyorum Klaus Schwab'la kendimi ama. Yani ben, estağfurullah, neden olmasın? Ben aslında yani endüstri döneminin bittiğini kabul ediyorum. Artık servislerden konuşuyoruz biz. Üretim, tamam üretim, yani bütün ekonomi sonunda üretim modellerinin üzerine oturtulmuş. Ama artık üretim modeli temelinden değişiyor. Yani internetle birlikte, internetle dediğim zaman çok kapsayıcı, her şeyini birlikte söylüyorum, evet, ben yani. Mobili, sosyal medyası, networkleri, hepsini birden söylüyorum ben. Servis endüstrisini özellikle. Bunların hepsi bizi farklı bir yöne götürmeye başladı. Şimdi diyorsunuz ki tarihte küreselleşmenin hıçkırıkları çok tuttu ama önüne geçilemedi. Ve bütün bu gelişme de küresel bir ağın bir parçası haline dönüştürüyor. Evet. Herkesi. Evet. Ve bizi. Ve bu küresel ağ aslında ya içindesiniz ya da dışındasınız. Evet, yani öyle öyle. Kuzey tabii. Kore dışında. Kuzey Kore dışında. İran dışında baktığımız zaman şimdi. Aslında Kuzey Kore'nin ne kadar dışında olduğunu da biz bilmiyoruz. Yani ne kadar deliniyor kurallar, onları da bilmiyoruz. Evet. Şimdi isterseniz siz bazı kelimeleri de Türkçeleştirmeye çalışmışsınız. Çünkü bize artık normal geliyor. Networking diyoruz mesela. İşte başka kelimeler kullanıyoruz. Hani küreselleşme... Yine Türkçe ama mesela esneklik, yakınsama, ağ yapısı ve karanlık taraf diye 4 bölüme ayırmışsınız. Evet. Esneklikten başlayalım. Nedir esneklik? Neyi kastediyorsunuz? Esneklik biraz biraz evvel de dediğimiz gibi yani öngörerek artık gelecek hakkında bir takım öngörülere dayandırarak kendimizi planlamaktan biraz uzaklaşıyoruz biz. Yani gerek bireysel olarak gerek kurumsal olarak. Yani bunlar bizim eskiden kalma alışkanlıklarımız. Tabii ki belli bir önümüzü görmek için kendimizi biraz hazırlamamız gerekir. Ama ben 5 yıl sonrasını, 10 yıl sonrasını planlamasını artık yapamam. Neden yapamıyorsunuz? Çok fazla değişim var. Bakın bundan geçen seneyi örnek olarak alalım. Geçen sene... Bu kripto para birimlerinden ve blok zincirlerinden bahsetmeye başladık.
10 senedir konuşuyor. Çok fazla değil. 10 senedir konuşuluyor. Böyle bir şey yoktu yani. Yoktu. Yoktu. Evet. Geçen sene o kadar yoğun olarak gündeme geldi ki Bitcoin üzerinden geldi. Bitcoin artık daha çok manipülatif bir para birimi haline geldiği için geldi. Fakat onun altında yatan teknoloji aslında çok önemli değişiklikler gerektirecek. Özellikle bu blok zincirleri kavramları nedir çerçeve. Bu teknoloji? Nasıl anlatırsınız hiç bilmeyen bir insana? Bitcoin'i herkes şey diye bakıyor. Ben Bitcoin'i anlatıyorum. Zor. Abi alalım mı almayalım mı diye soruyor. Bizdeki kafa bu biraz yani. Ama arkasında başka bir arkasında kripto başka teknolojisi denilen şey. Yeni bir şey geliyor. Nedir bu? Nasıl anlatırsınız? Yani ben tabii teknolog değilim ama şunu görüyorum. Yani sizin her türlü kendi para birimini yani bu birimin içinde yani o bir sözleşme yatıyor. Evet. Bizim bildiğimiz sözleşmeler yatıyor. O bir sözleşmeler zaten kendi içinde güvenli sözleşmeler. Yani artık onu bozamıyorsunuz. Onu bozamamanızın yanı sıra onun bilgisi zaten her yere gidebiliyor. Onun içindeki bilgiler. Yani bu yeni düzende şöyle. Sizle ben diyoruz ki bir şeye karar kılıyoruz. Evet. Belki de bir şey satacağız, alacağız, vereceğiz. Ya da bir para var. Şimdi normal şartlarda işte devlet var, merkez bankası var, kanunlar var, tapu kadastro var, gitmemiz lazım tapuya. Ama biz bunu ikimiz bir sözleşmeyle yapıyoruz ve bu güvence altında oluyor. Güvence altında. Nasıl güvence yani altında toplumu, O bilgi siz, ben dışında artık herkes biliyor. Evet. Ve değiştiremiyor. Çünkü farklı yazıldı. Bilgisayarlarda bunlar işleniyor. Her tarafta var. Evet. Herkes birbirisinin bilgisini. Herkes birbirinin bilgisini doğruluyor biliyor. Ve güvence dolayısıyla bunu kurmak üzerinde kurduğunuz koruma mekanizmaları, bütün sistemler birdenbire bunun yanında anlamsız olmaya başlıyor. Anlamsız demeyeyim ama yani yetkilerinin ötesine gitmiş bir şey oluyor. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi biz kripto para birimlerinden bahsettiğimiz zaman bunun finans dünyası üzerinde etkisinin çok olduğunu göreceğiz. Evet. Tahmin ediyorum ben. Buna hazırlanmamız lazım. Çünkü kitabınızda diyorsunuz ki Bitcoin'den bahsediyoruz. Altında 1500 tane daha yeni evet, kripto para birimi var. Evet. Var şu anda. Yani. Var, bunlar işlem görüyor. Daha bile o arada daha bile fazlalaşmıştır. Yani ben bilgisayarımdan giriyorum. Tabii. Bir para alıyorum. Bankadan oraya para yolluyorum. Diyelim 1 milyon liralık bir hisse alıyorum bir kripto parayla. Bunu dünyanın herhangi bir yerinde gidip aynı şifre tabii girip ki çıkartabiliyorum tabii orada. Ki, tabii ki. Ne devlet var, ne denetim var, ne şey var. Hiç. Evet. Aslında Bitcoin tabii ya blok zincir konusuna birazdan gireceğim. Evet, birazdan daha Bitcoin konusunda Bitcoin çok uzun bir süre ayrıca da karanlık ağın parası oldu. Evet. Yani şimdi yer altında kanunsuz işlemlerin geçerli parası oldu Bitcoin. Tamam. Şimdi biraz denetleniyor. Evet, denetlenmeye çalışılıyor. O zaman Bitcoin'dan başka bir para birimine geçilecek. Zitcoin'e evet, geçilecek. Yani. Mesela. Biraz ki. Ona biraz daha detaylı gelelim. Ben şimdi bir kitabınızda biraz da kendi hikayenizi anlatıyorsunuz. Şimdi Eczacıbaşı Holding'in içindeyiz. Siz bir yandan yani teknolojiyle ilgileniyorsunuz ama asıl işiniz iş adamısınız yani. Bir şey yapıyorsunuz ve şirkette de ilk girdiğinizde babanızla ilginç bir şey yaşanıyor. Siz iş geliştirmeden ve planlamadan sorumlusunuz sanırım. İlk bilgisayarı siz mi getiriyorsunuz Eczacıbaşı toplumuna? İlaç, kaç yılıydı? İlaç bölümünde. Yani kaç yılındaydı? Nasıl getirdiniz? Ne yaşandınız? 85 yılındaydı. Evet. 85 yılındaydı. O tarihlerde de biz yine IBM Astro 300'lere geçmiştik. Yeni dediğim bir 5-10 senelik bir geçmişi vardı. Fakat o bir takım değişimlere ittiydi. Ve o değişimler biraz organizasyonel olarak yapıyı yormuştu. Evet. Yeni bir grup, hep ben onu şeye söylerim, yani hani kapılar arkasında beyaz önlüklü bir takım gurular makinelerin arkasına gizlenmiş. Birçok şeyi artık onlar idare ediyor konumuna geliyordu. Tabii bu biraz karikatürize ediyorum. Evet. Yani şirketlerde durum böyleydi. Özellikle büyük şirketlerde büyük büyük lambaları yanan makineler var. Muhasebe departmanları var. Evet. 20 yıldır, 30 yıldır orada tecrübeli. Şimdi siz birdenbire o dönemde PC'yi çıkardığınız zaman veyahut kişisel bilgisayarları çıkardığınız zaman o insanların elindeki yetkiyi bireylere indirmiş oluyordunuz. Bireylere indirmiş oldunuz.
Şimdi yani alışılagelmiş yönetim sistemi, yani ne oluyoruz biz? Yeni sistemimizi geliştirdik. Bu daha denenmemiş bir şey. Bunu bilmiyoruz ne olduğunu. Şimdi bunu nereden çıkarttınız bizim başımıza? İcat çıkartma. İcat, evet aynen. Para kazanmak iyi. IBM bunu para, o zaman IBM diyor. Çok IBM evet. Sattı sonra kişisel bilgisayar şirketini. Para kazanmak için yapıyor dendi. Bu gerçekten öyle değil. O yetkiyi siz bireylere indirmeye başladınız. Ben şöyle söyleyeyim. Yani beni hep şey çok etkilemiştir. Kültürleri değiştirme zorunluluğu, alışkanlıkların değiştirilme zorunluluğu. Çünkü mecbursunuz rekabet ortamında geleceğe uyum sağlayabilmek için nereden geldiğini bilmiyorsunuz rakiplerinizin. Kendinizi mümkün olduğu kadar dinamik tutmak ve gereken yeni alışkanlıkları kazandırmak durumundasınız. Bu da bir kültür değişikliği gerektiriyor. Evet. Bayağı direndi mi o dönem? Bir direniş oldu mu? Tabii her dönem oluyor. Evet. Her dönem oluyor. Kültür değişimine direniş. Evet. Sonra bir vakıf kuruyorsunuz. Ne vakfı bu? Neden kurdunuz vakfı? Tam internetin internetin çıktığı dönemlerdeydi işte birkaç sene sonra. Biz Türkiye oldukça saçma sapan gündemlerle uğraşıyordu o zamanlar. Yani o neyse ki artık uğraşmıyor. Neyse o konuya çok girmeyelim. O zaman da yeni ekonomi diye bir konu çıkmış. Güldür güldür yeni şirketler çıkıyor. Amerika'da, Avrupa'da yeni sistem. Mesela Amazon yavaş yavaş geliyor. Görüyoruz. Evet. Yeni konseptler geliyor. Yeni kavramlar gelmeye başlamış. Bizde bu konu üzerinde hiç konuşulmuyor. Hatta bir ara şöyle bir durum olmuştu. Bir gazetelerden birisi, biz o zaman kampanyalar çok vardı. Kişisel bilgisayarlar veriyoruz diye abuk sabuk bir şey vermişti. Reklamını yapmıştı. Evet. Şimdi aslında farklı şeyleri konuşabilmemiz gerekir diye düşünüp o tarihte biz bu vakfı bir takım arkadaşlarla birlikte kurduk. Ve bizim amacımız teknolojiyi verimliliğe yönelik kullanma alışkanlığını geliştirmekti. Ve kaç yıldır şu an, kaç yıl oldu şeyde? 22 sene oldu. Anlaşılamadık. Yani onu da söyleyeyim. Yani uzun müddet bizi bilgisayar gurusu zannettiler. Beni özellikle. Halbuki ben yani arabanın motoründen anlamadığım gibi bilgisayarın bağırsaklarından da anlamam. Evet. Şey, esneklik ne demek? Esneklikten kastınız nedir? Uyum sağlayabilme yeteneği. Evet. Yani gelişmelere uyum sağlayabilmek için çaba gösterebilme yetkinliği. Şimdi burada ilginç bir şeye yer veriyorsunuz, bir alıntı yapıyorsunuz. John Perry Barlow, bağımsız siber uzay bildirgesini yayınlıyor 1996 yılında Davos'ta. Evet. Çok ilgimi çekti. Çok yeni ilginç. Öldü. Öyle mi? Geçen hafta. Allah rahmet eylesin. Kıymetli bir adammış gördüğüm kadarıyla. Diyor ki gelecek adına siz gelişmiş sanayi dünyası hükümetlerine şu çağrıyı yapıyorum. Bizi kendi halimize bırakın. Aramızda size yer yok. Topluluğumuz üzerinde egemenliğiniz yok. Bizim seçilmiş bir hükümetimiz yok. Böyle bir hükümetimiz olmayacak. Bu nedenle inşa etmekte olduğumuz küresel sosyal dünyamız sizin hükümetlerinizin dayatmalarından bağımsız olacak. Bizi yönetme konusunda hiçbir hakkınız olmadığı gibi sizden korkmamızı gerektirecek hiçbir yol ve yönteme sahip değilsiniz. Her hükümet yönettiği halkın onayına muhtaçtır. Biz ise size ihtiyaç duymuyoruz. Böyle bir onayı size vermiyoruz. Sizi aramıza davet etmiyoruz. Siber uzay sizin sınırlarınızın içinde yer almıyor. Evet. Wow. O zamanları 96'da yani, 96. Adam manifesto yayınlamış. Çok, manifesto yayınladı. Şimdi John Perry Barlow 70'lerin hatta 60'ların önemli bir rock grubunun metin yazarlarındandı. Grateful Dead'in yazarlarındandı. Yani tam sapına kadar bir hippie. Öyle mi? Evet. Fakat yani şimdi bugünün gözüyle bakıyorsunuz tabii çok saf kalıyor. Çok naif kalıyor böyle bir yani böyle bir manifesto. Evet. Yani bunun üzerinden tabii 20 sene geçti. 20 seneden daha fazla zaman geçti. Ve çok yani köprünün altından çok sular geçti. Evet.
Şimdi yine kitabınızda özellikle şunu vurguluyorsunuz. O da benim ilgimi çekiyor. Yani bazı işler daha yok mesela. Şu anda önümüzdeki 20 yıl sonra bizim bilmediğimiz işlerde çalışacak şu anda eğitim gören insanların %65'i. Bu çok önemli bir şey yani. Ve biraz bir de bu gelişmeyi de anlatıyorsunuz. Bu silikonların, yonga dediğimiz bu şeylerin nanoteknolojisine evrilmesini. Ve bu Moore kanunu da değiniyorsunuz. Nedir bu Moore kanunu? Ve aynı zamanda ona yaptığınız atıf yani Morris eğrisi ve Moore kanunu. Yani ikisi birbirinden farklı. Moore kanunu Intel'in kurucularından Moore. Onun söylediği 18 ayda bir bilgi işlemlerin hızı, kapasitesi veya fiyatı veya değeri, teknik değeri 18 ayda kendini katlar. Böyle bir yaklaşım. Ve gerçekten çok doğruydu yani. Hatta Moore bunu söylemeden önce de bunun geçerli olduğunu görüyoruz. Ve gerçekten çok tesadüf olarak... Yani aşağı yukarı birkaç sene öncesinde, hatta belki hala bu kural geçerli oldu. Kendini katlamak çok bizim alışmadığımız bir kavram. Ve yani bu bir düşünce modeli aslında. Birdenbire vardır ya bu meşhur havuz bilmeceleri. Evet. Yani her havuz her gün kendini iki katı su dolarsa... Ve bir ayda dolacaksa, havuz ne zaman yarıya kadar doluydu diye sorduğun zaman genelde insanlar düşünmeye başlıyor. 29. günde dolu. Evet. Yani bunu böyle yani bu hani bilmecenin cevabı bu. Ama asıl şaşırtması gereken konu, bu havuz bir hafta evvel %2 doluydu. Evet. Çünkü katlanarak. Katlanarak gidiyor. Evet. Katlanarak gidiyor. Bilgi de katlanarak gidiyor. Yani herhangi bir şey katlanarak gittiği zaman bizi bir anda çok şaşırtabiliyor. Hatta kitapta o örneği vardı. O meşhur bir hikayedir. Satranç. Evet, o çok güzel bir hikaye. Satranç karınlarına konulan buğdayların hikayesi. Nedir hikaye? İşte bir... her ülkenin kendini, evet. Kimi Hindistan'da diyor, kimi İran'da diyor. Bir tüccar geliyor veya bir guru geliyor, bir filozof geliyor. Kralla beraber satranç oynuyor. Kral da çok iyi satranç oynuyor veya sultan veya raja. Fakat işte bu filozof onu yeniyor. Evet. Çok etkileniyor sultan. Dile benden ne dilersen diyor. Çok fazla bir şey istemiyorum diyor. Yani... bu satranç karelerinin bir tanesinin üzerine bir buğday koyun, birincisinin üzerine. Ondan sonra öbürünün üstüne iki buğday koyun. Sonra üçüncüye 8 koyun, 16, 32 bu devam etsin. Ben yalnız son karedeki buğdayları istiyorum. 64 kare 64 var. 64 kare, evet. Bir buğdaydan 64 kare tabii, evet. İlk başta şey ne, evet. Kadar olabilir diyorsunuz. Ya, tamam, verin bu adama bir çuval buğday da gitsin diyorlar. Yok yok ya adam, ben siz şunu bir hesaplayayım, ben onu alayım diyor. Bir hesaplıyorlar ki neredeyse Himalaya dağa kadar. Pirinç gerekiyor. Pirinç gerektiriyor. Yani eğer bir satranç karesi daha olsaydı iki Himalaya olacaktı o tabii. Evet. Yani bu düşünce modelleri bizim alışmadığımız modeller. Yani şimdi diyorsunuz ki içinde yaşadığımız dünya böyle gidiyor. Yani böyle katlanarak gidiyor, evet, ve biz bilgi bir anda karşımıza gidiyor. Bir şey çıkıyor. Yani evet, aynen. Uber çıkıyor, evet. Airbnb çıkıyor. Bunlar hiç olmayan şeyler ve ya da Facebook çıkıyor. 2 milyar insanın kullandığı bir şey 2005 yılında tabii kurulmuş ki, yani. Tabii ki. Yani bir sosyal medyayı birdenbire karşınızda bir katlanarak giderek kullanıcılarla görüyorsunuz. Bakın bilgi kendisini katlıyor. Şimdi benim en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi bu. Temel olarak eğitimde, bakın benim eğitim çağımdan, ben bundan 50 küsur sene evvel ilkokulda okudum. Bugün verilen eğitim sistemi, tamam bir takım üstünde değişimler yapıldı.
Yani kimsenin günahına girmek istemiyorum. Fakat temel olarak aynı eğitim tarzı. Yani 50 yıl önce size öğretilen de bugün eğitim sistemi aynı. Temel özünde aynı. Bütün dünyada aynı eğitim sistemi. Sadece bütün dünyada Türkiye'de aynı. Değil. Evet. Yani artık buna önümüzdeki çağın gereksinimlerine göre yeni metotlar geliştirmesi lazım. Ben buna gazoz üretimine benzetiyorum açıkçası. Yani siz gazoz şişelerini düzüyorsunuz. İçine aynı gazozu veriyorsunuz. Ondan sonra üzerine bir de bir diploma diye bir tıpa koyuyorsunuz. Evet. Ve bunları pazara veriyorsunuz. Bakın ama o insanlar gazoz şişesi değil. İnsanların her biri ayrı algılama sistemleri var. Ayrı geçmişleri var, ayrı karakterleri var, ayrı aile koşulları var. Bütün bunların dışında bir de ayrı algılama şekilleri var. Kimi dinleyerek öğreniyor, kimi okuyarak öğreniyor, kimi görerek öğreniyor, kimi oyunla öğreniyor. Herkesin farklı öğrenme şekilleri var. Ayrıca kiminin de yeteneği ayrı. Kimi artist olmak istiyor, sanatçı olmak istiyor. Kimi mühendislik yetenekleri var. Şimdi biz bunların her birini özünde aynı kefeye koyuyoruz. Üniversitede aynı şekilde yapıyoruz. Yani yüksek okullarda aynı şekilde yapıyoruz. Ondan sonra oradaki on binlerce kişiden biri olmasını sağlıyoruz. Burada ben gençlerin bu konuda kendilerine güvenmelerini ve kendilerine özgü, güçlü yanlarını baştan keşfedip ona göre birey olarak kendilerini yetiştirmelerini öneriyorum. Öyle veya böyle. Evet. Ali Baba'nın kurucusunun bu yıl Davos'ta yaptığı ilginç bir konuşma var eğitimle ilgili. Evet. O da buna atıfta bulunuyor. Diyor ki siz de kitabınızda da aynı şeyi söylüyorsunuz. Yani artificial intelligence, yani akıllı tasarımlar var artık. Ve bu eğitim sisteminin ürettiği sonuçlarında işe yaramayan bir şey çıkacak. Çünkü makineler insanları geçecek. Yani şimdi biraz önce diyorsunuz ya, Ansiklopedi meselesini de örnek vermişsiniz. Eskiden Britannica vardı. Çok efsaneydi. Şimdi artık Google'a bir gidiyorsun. Ne Britannica'dasınız? Yani tabii. Gerek yok şeyde. Yalnız orada biz bir hata yaptığımızı düşünüyorum. Bakın biz geleceği öngördüğümüz tak, ben de yapıyorum o hatayı, herkes yapıyor. Biz geleceği öngördüğümüz zaman genelde bugünün koşullarıyla bakıyoruz. Halbuki orada geleceğin sorunlarını veyahut herhangi bir geleceğin öğesine baktığımız zaman kendi koşulları içinde değerlendirmeyi de öğrenmemiz lazım. Bunu bilmiyoruz biz. Yani bu belki yani müthiş büyük bir işsizlik olacak düşüncesi var. Çünkü yapay zekanın bu soruları nasıl çözeceği bilgisi daha yok ortada. Yok, evet. Ama onun da hayalini kurabiliriz belki de şeyle. Araştırmamız lazım, bilmemiz lazım. Nereden biliyoruz biz? Belki de öyle herkes işsiz kalmayacak. Ya aynı şekilde buharlı makine devreye girdiği zaman da herkesin işsiz kalacağı iddia ediliyordu. Olmadı. Evet. Sizce peki mesela 1997 yılında dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'a vakıf olarak bir öneri sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki bir hayal kuruyorsunuz. Yani gelecekte şunlar olacak şey. Şimdi bugün diyorsunuz ki ya baktığım zaman çok naif geliyor önerdiğimiz şeylere. Bu dediğiniz şeyleri düşünen kimse var mı? Görüyor musunuz? Yani böyle bir, ya da bunlar düşünülmeli mi? Düşünmek için ne yapılmalı? Yani vallahi yani düşünüldüğüne inanıyorum. Yani ben genelde bu gibi çevrelerde bir araya geldiğim zaman insanların bu konuya kafa patlattığını, düşündüğünü ama bunları düşünmeye de çok fazla yani gündelik olaylardan kendilerini koparıp düşünemediklerini, yani üzerinde durmadıklarını görüyorum. Fakat bunlar bence herkesin en önemli sorunları. Yani demin kripto para birimlerinden bahsettik. Kripto para birimlerinden siber güvenlikten geçen ta geleceğin enerji sorunlarına kadar, küresel ısınma sorunlarına kadar bilmediğimiz ve üstsel şekilde büyüyen sorunlar bizi bekliyor.
bizim bunlara hep beraber kafa patlatmamız gerektiğini inanıyorum. Ve bunu yalnız başına yapmak mecburiyetinde de değiliz. Yani bu sorun çünkü bütün yerküreyi bekliyor bütün bu sorunları. Birlikte de çözüm var. Kimine yalnız aramamız gerekebilir, kimine birlikte aramamız gerekir ama aramamız gerekir. Hatta bu konuyla ilgili fizikçi Albert Allen Bartlett'ten bir alıntı yapmışsınız. Diyor ki insanlığın en büyük eksiği üstsel gelişmeyi anlayamaması diyor. Eğitimle ilgili bir soru daha soracağım. 7 Milli Eğitim Bakanı'nın değiştiğini söylüyorsunuz 2002'den bugüne kadar. Ve ilginç de bir öneriniz var. Diyorsunuz ki ya bütün müfredat YouTube'a yüklenebilir. Öğrenciler derse girmeden önce bunu daha önce çalışıp derse girebilir. Ders dediğiniz şey illa bir adamın gelip öğrencilerin oturup şu şöyle bu böyle demesi değil. Zaten önceden hazırlandıkları bir şeyi beraber tartışmaları, konuşmaları olabilir diyorsunuz. Mümkün mü bu? Tabii ki mümkün. Niye olmasın? Yani bu YouTube, var zaten böyle bir takım siteler var. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda da bu siteler var. Yanda devam ediyor. Biz vakıf olarak böyle bir çalışma yapıyoruz şimdi. Eğitimle oyunu birleştiren. Özellikle STEAM eğitimiyle oyunu birleştiren. Çünkü birçok çocuğun eğitimi oyunla birlikte daha iyi alabileceğine inanıyoruz. Evet. Yani çeşitli yöntemler var. Yalnız YouTube'da değil. Birçok yöntem var. Yani okuma isteyene okuma yöntemini verirsiniz. Dinlemek isteyene dinleme yöntemi verirsiniz. Seyretmek isteyen de seyrederek eğitimini alabilir. Yani bunları programlı bir şekilde yaklaşabilirsek çok daha önemli aşamalar kaybediyoruz. Buna yakınsama diyorsunuz sanırım. Ne demek yakınsamayı açalım biraz. İngilizce convergence. Convergence'dan çeviriyorsunuz. Convergence. Nasıl anlatırız yakınsamayı? Yani bakın biz departman, bu da bizden kalma bir alışkanlık. İnternet öncesi getirinden gelen bir alışkanlık. Biz departmanlar bazında bakarız. Küçük kutucuklar halinde bakarız. Elektrik mühendisi elektrik mühendisidir. Makine mühendisliğin işine karışmaz. Atıyorum kadın doğumcu doktor dahiliciye karışmaz. Çünkü hepsinin kendine özgü bir takım sistemleri vardır. Artık bunların birbirine karıştığını düşünüyoruz. Hatta sosyal bilimlerin ekonomiyle, ekonominin teknolojiyle, teknolojinin doğrudan doğruya mühendislikle birçok disiplinin bir araya geldiğini görüyoruz. Bu alışkanlığı edinebilmemiz lazım. Bir bütünsel bakış açısı. Yani aslında yakınsama bir bütünsellik gerektiriyor. Şimdi, bu özellikle gençler için çok geçerli olduğunu düşünüyorum ben. Tam bu noktada geliyoruz mesela farklı projelere. Mesela Fatih projesi var veya işte Silikon Vadisi var. Türkiye'de de bir Silikon Vadisi olabilir mi? Aslında ben çok iyi niyetli girişimler görüyorum. Yani hükümet kanadında da, siyasetçilerde de. Evet. Fakat işin aslından biraz şeyi kaçırıyoruz. Özellikle Türkiye'deki bu şeylerde. Mesela bir Silikon Vadisi yaratma projesi vardı. Sizin vakıf olarak farklı bir öneriniz var. Siz diyorsunuz ki bütün Türkiye Silikon Vadisi olmalı. Tabii ki. Bütün dünya. Yani bakın. Biz ülkeyi bir organik bir vücuda, insan vücuduna benzetirsek, biz iskeleti aslında yollardan meydana geliyor. Evet. Ulaşım sisteminden. Siz ona bir tane yeni bir sinir sistemi oluşturuyorsunuz. Yani iletişim bağlantılarıyla, bant genişlikleriyle sinir sistemi oluşturuyorsunuz. Yani gözünüzü oynattığınız zaman nereye gittiğinizi görebiliyorsunuz. Yani öyle bir ilişki kuruyorsunuz bütün bir bedenin içinde. Evet. Bunu niye bu modeli farklı bir ülke için kullanmayalım? Yani nasıl olsa her organın, her bölgenin kendine özgü farklı fonksiyonlar yükleyerek, o fonksiyonları birbirine bağlayarak bir bütünsel bakış açısı içinde değerlendirmeye. Bu çok daha rahat yapılabilecek bir şey. Bu Silikon Vadisi gündeme geldiği zaman burada bir sürü yazılım şirketinin yerlerini değiştirmesi beklendi.
Gebze'de bir yer belirlendi. İşte orası Gebze'de olsun. Gebze'de bir yer belirlendi. Kimse gitmedi ki. Yani burada insanlar bir mahalleden öbür mahalleye taşınmıyor. Ta gidip bütün o çalışanlarıyla birlikte bambaşka yere gitmek, bunlar kolay şeyler değil. Ama bu uzun dönemli bir plan çerçevesinde eğer bu bir koordineli bütün yapıyı kapsayan bir bütünsellik içinde değerlendirilirse çok daha rahat. Evet. Bana kalırsa daha da ekonomik olurdu. Yani keşke hani interneti nasıl denetleyeceğiz diye bu kadar çaba harcanacağına, interneti nasıl yaygınlaştırıp nasıl geliştirebiliriz, nasıl bu koordinasyonu yaparız diye bir çaba sağlansa, belki de hani 10 yıl sonra ya evet bu daha doğru bir şey olur gibi geliyor. Bir de tabii ya şu da var. Şimdi Türkiye'de internet iyi yaygındır. Şey anlamında söylüyorum, tam noktaya geliyorum. İnternetin yaygınlığı sadece teknik bir şeyden bahsetmiyoruz yani sonuçta. Silikon Vadisi dediğiniz yer sadece burası ne kadar güzel tabii şey, işte portakal bahçeleri var falan diye bir düşünce yapısı, bir özgürlüklerin buluşması. En son Donald Trump seçilirken bir bildiri yayınladılar. Dediler ki ya biz gölge etmeyin, başka bir şey istemiyoruz devletten yani şey olarak. Başka bir konuya geçeyim. Aynı konular üzerinde şey yapmayalım. Siz de çeşitli girişimciler tabii buluşuyorsunuz. İnternet girişimcileri. Kimi zaman bir ödül töreninde. Biraz onlardan bahsediyorsunuz. İlginç de bir şey yapmışsınız. Onu biraz şimdiye kadar oldukça yoğun projelerin içinde bulundum diyorsunuz. Kendi deneyimlerime göre sağlıklı projelerin bazı olmazsa olmaz ilkeleri var demişsiniz. Ve 7 tane şey. Evet. Nedir o 7? Bir mesela diyorsunuz ki proje beyaz sayfa olarak açılmalı. Çok kapsamlı olsa da tek bir hedef belirlenerek altı doldurulmalı. Ben bundan şunu kastediyorum. Bir yukarıdan aşağı gitme, projenin bir tek hedefi olmalı. Evet. O hedefi o hedefle de değiştirilmemeli. Yani ondan sonra onun altını doldurulması lazım. Yani onu da epey kapsamlı olmalı. Ben mesela Fatih projesinden ben güzel bir proje, doğru başlamış olabilir, iyi de gidiyor olabilir, bir şey demeyeceğim. Ben Fatih projesinin bir tek amacının olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, birkaç amaç olunca hedeften şey yapıyor. 20 sene sonra ben dünya rekabetinde nasıl dünya koşullarında iyi rekabet edecek nasıl gençler yetiştirebilirim? Şimdi bunu hedef olarak koyduğunuz zaman onun altını doldurabilirsiniz. Evet. Çok daha rahat doldurabilirsiniz. Öbür türlü aşağıdan yukarıya doğru başladığınız zaman projelerde pusulanızı şaşırırsınız. Yani ne tarafa gideceği belli olmaz. Bu Fatih projesi bu kadar net, kimse bir şey duymadık. Yani bir cümle bir şey söylemek lazım değil mi? Yani bir şey nedir yani? Bence bir cümle. Evet. Bir cümle nedir yani bu hani şeyde? İkincisi projeler risklidir diyorsunuz. Riski taşıyan proje sahibi onurlandırılmalı ve hakkı verilmelidir. Neyi kastediyorsunuz bunda? Projeye birisini koyuyorsunuz. Yani her zaman geçerli olan bir konu. Bir kere bir projeyi yürütmek aslında girişimcilik gibi bir şey. Evet. Yalnız başkası atıyor onun başına. Ve ona büyük bir sorumluluk veriyorsunuz. Şimdi diyelim 10 sene sonra bir şeyin bitirilmesi için temel prensipleri koyuyor ve onu uygulamaya çalışıyor. Şimdi 2 sene sonra siz bu insanı oradan alıp başka birini koyduğunuz zaman o kendine özgü yeni yapısını getirip koyacak. Kaldı ki bir de üstelik o zamana kadar başarılı veya başarısız ne olursa olsun bir insanın görevinden aldığınız zaman başarısız taraflarından dolayı büyük bir ihtimalle bir şekilde de cezalandırıyorsunuz. Evet. Soruşturma açıyorsunuz. Evet. Devlete bunlar çok oluyor. Veya ne bileyim ben bir şekilde kavgayla ayrılıyorsun. Evet. O zaman yeni gelen insanlar o projeyi yani niye gönüllü olsunlar? Evet. Neden öyle bir riske girmek istesinler? Sonra proje bir sistem veya bir model olarak tanımlanabilmeli ve çok disiplinli olmalı. Demin konuştuğumuz konu. Yani sonra popülizmden uzak durmalı diyorsunuz. Baskı olacak. Yani herhangi bir projeye her zaman beğenmeyenler tarafından burada çok sıkı durmak gerekiyor. Evet. Değişkenlik ilkesi projelerde mutlaka göz önünde olmalı diyorsunuz. Teknoloji değişiyor çünkü. Tabii. Ama temel hedef değil. Onu diyorsunuz altıncıda da. Teknoloji amaç değil, araçtır. Evet. Mesela bu Fatih projesinde ben en çok bunu eleştirdim.
Bir dönem dediler ki herkese bilgisayar dağıtacağız, bilgisayar dağıtacağız. E ne koyacaksınız yani, tablet dağıtıyorsunuz da içinde ne olacak? Onu konuşmaya çok zamanımız ve fırsatımız kalmadı. Şimdi biraz karanlık tarafını konuşalım mı? Biraz ona şey ayırmışsınız. Karanlık tarafı nedir internetin? Dark web denilen bir şey var. Evet, nedir dark web? Dark karanlık. Web bayağı da büyük bir... Öyle mi? Evet. Yani bizim sıradan bir insan girebiliyor mu dark web? Efendim? Sıradan birisi mesela ben açtım bilgisayarımı, yok, dark web'e girebiliyor mu? Giremezsiniz ama bir takım yöntemleri, yani girmek için yöntemlerini bulmak da hiç zor bir şey değil. Evet. Ne var orada? Bir başka bir Google gibi bir internet ağı mı var? Şimdi bir kere Google aslında, yani Google'dan girdiğiniz zaman internete, siz internetin çok büyük bir kısmına giremiyorsunuz. Bir kere mesela bizim kendi grubumuz içindeki haberleşmemizi siz ulaşamıyorsunuz. Yani kendimiz özel intranetlerin, evet, bilgilerine ulaşamıyoruz. Fakat asıl farklı şekilde girebildiğiniz ve kanun dışı her şeyin satılabildiği ve aslında ülkelerin de bunu nereye koyacaklarını bilemedikleri, evet, bir takım alışveriş merkezleri var. Yani bunun içinde yani kadın ticaretinden her türlü uyuşturucu ticaretine kadar giden, kumar sitelerinde kadar giden çok kiralık geniş, katillere. Kiralık katil bulabiliyorsunuz, evet, yani. Evet. Şu anda internet alanında. O anladığım kadarıyla onlar için bir iki adım daha öte, evet, yani o kulüpler artık iyice özel. Kimse devletler denetleyemiyor mu? İstihbarat teşkilatları yok mu mesela bunun vallahi için? Şimdi bakın bu IŞİD'i bu kanaldan çok büyük işini, yani bu böyle networklerden çok işini yürüttüğünü biliyorum. Evet. Gördük. Yani birçok terörist grubun bu yöntemleri çok faydalandığına inanıyorum. Yalnız terörist grupların değil, aslında yani birçok popülist gruplarında, eski Nazi gruplarının diyeyim yahut kanunsuz gruplarında, evet, bunların içinde kendilerine özgü yerleri var. En azından şifre kullanarak giriyorlar. Ama bunun dışında dark web dediğimiz zaman bu işin ticaretini yapanlardan, evet, bahsediyoruz. Bunu Texaslı Ross William Ulrich, evet, kurmuş herhalde. İpek Yolu. Adı da İpek Yolu. İpek Yolu. Bayağı bir alışveriş sitesi, evet, gibi şu anda. Ya o onu yakaladıktan sonra... Evet, yakalanmış hapisteyiz, evet, bu adam. Ama İpek Yolu devam etti. Ve onun dışında daha birçok benzer site var. Evet. Artık yani geleceğin savaşları zaten siber savaşlar olacak herhalde. Yani bir ülkeyle savaşmak için illa topla tüfekle gitmenize gerek yok. Bankacılık sistemini çökertebilirsiniz. Şeyi mesela bu İran'ın programıyla ilgili ilginç bir... örneği anlatıyorsunuz, nükleer programın, evet, gelişmesiyle ilgili. Nedir o mesela? Çok... Bir virüs yerleştiriliyor bilgisayarın içine, onların bütün kontrol aletlerinin içine. Nükleer santralin içine. O her şeyi normal işler gibi gösterirken... İranlı mühendislere. Evet, mühendislere. Yani evet, santraldeki mühendislere her şey normal işler gibi. O sırada alttan bütün ayarları bozuyor. Şimdi yalnız ben bir şey daha söyleyeceğim. Teknolojinin biz ya bir kere siber olarak bakmayalım. Teknolojinin genelde siberle birlikte teknolojinin kanunsuz tarafa da bir çarpan etkisi var. Siz siber savaşlardan bahsettiniz. Sizin gördüğünüz şu manzara var, ne bileyim ben, bankacılık sistemini çökertiyor veyahut gaz sistemini çökertiyor bir ülkenin veyahut su sistemini çökertiyor. Bunların hepsi olabilecek. Ama başka bir şey daha oluyor mesela, biz bunları yeni tanımın içine nasıl koyuyorsunuz? Bir ülke, başka bir ülkenin bilgisayar korsanlarıyla üçüncü bir ülkenin demokratik seçim kampanyalarının içine girebiliyor. Şu anda Amerika'da tartışılan bir konu bu. Örneğin. Tabii yani. Şimdi başkanı seçiliyor başka bir ülke. Aynen. Aynen böyle durumlar var ki bunların da gelişeceğini düşünmemiz lazım. Bunun
Buna nerede biz kanunsuz diyeceğiz? Nereye? Hangi? Ya bir ülkenin başka bir ülkenin iç işine karışmasına ve tanımlanmamış şekilde karışmasını neresini kanunlu veyahut kanunsuz diye adlandıracağız? Çok ilginç bir örnek var. Bu Rus hackerların bir marifeti ortaya çıktı. Cumhuriyetçilerin yoğun olduğu şeyde bir bölgede bir şey düzenletiyorlar. Eylem. Hiç Ruslar ortada yok. Amerikalılara, Amerikalı ırkçılara, faşistlere diyeyim. İşte göçmenlere karşı. Facebook'ta böyle bir şey yayıyorlar. Böyle bir eylem yapılacak diye. Ve diğer karşı tarafa da, demokratlara da böyle bir eylem yapılacak. Buna da karşı evet, koymak evet. diye. Ve çatışma çıkıyor sokakta bayağı. Yani tamamen evet. dışarıdan Rus hackerların iki tarafa gaz vermesiyle. Yani sadece seçim de değil yani. Ortalığı karıştırabilir. Ülkenin evet. şeyin dizaynı değiştirebilir. Bakın biz şimdi bundan bunu tabii planlı bir yapı değil. Ama biz 10 sene önce kahve köşesinde, bu örneği de anlattım ben kitapta. Kahve köşesinde bir arkadaşı, bir kahvenin delikanlısı. Var ya ben Eminönü Meydanı'nda 3 tane hırsızı sallandırırım. Bak yarın bir daha yapıyorlar mı? Dediği zaman herkes aslan Ahmet abi, Mehmet abi diye sırtını vurur. Eve gidince bu unutulur giderdi. Şimdi bu adam aynı düşünceyi Facebook sayfasına koyuyor. Facebook sayfasında on binlerce doğrusun diye ona destek veren beğeni alıyor. Ve bunlar kalıyor. 10 bin tane, 10 bin böyle adam karşımıza çıktığı zaman bu yalnız Türkiye'den bahsetmiyorum. Bütün dünyada da aynı şey oluyor. Burada birdenbire politik olarak bundan mamalanmaya çalışan insanlar çıkıyor. Yani şu anda ben birçok ülkedeki bu popülist rejimlerin bu şekilde çıktığını düşünüyorum. Bu mesela Barcelona'nın bağımsızlık kampanyasında çok önemli rol oynadı. Evet. Kitleleri de farklı bir yere yönlendirdi. Tabii ki yani. Kitleleri de farklı. Yani hiçbir şey kontrol edemiyorsunuz o dakikadan itibaren. Bunun kontrol mekanizmaları nerede kuruyorsunuz? Ne oluyor? Linç edenler çıkıyor ortaya. Evet. Troller çıkıyor, linççiler çıkıyor ortaya. Yani bunların uzun vadeli ne büyük sakıncaları, ne büyük zararları olduğunu hep beraber düşünebilmemiz lazım bizim. Sevgili Faruk Eczacıbaşı, çok teşekkür ederim. Hasta hasta uzun uzun sorularımı cevapladınız. Allah sen şarkı söyletmediniz. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki Açık Kafa'da bir kez daha farklı bir konukla buluşuncaya kadar iyi günler diliyorum.